Herkesin dilinde bir ne olacak bu üniversiteden hali sorusu var. E, önce ne olacak bu üniversitenin hal, halini sorabilmek için bu üniversitenin ne olduğunu bir tespit etmek lazım. Nasıl ortaya çıktı? E, amacı neydi? Hedefleri neydi? Diye isterseniz e, tarihe çok kısa bir tarihsel arka planla konuya girelim ve Muharrem hocamla başlayalım. Mümkün müdür hocam? Buyurun. Buyurun hocam. Evet teşekkür ediyorum. <laughs> Tabii ne olması gerektiğine dair e, sorgulamaları, ne olduğu ile ilgili, tarihsel arka planla ilgili e, özet bir bir iki şey söyleyerek ben de söze başlayayım. E, malumunuz olduğu üzere modern üniversitenin e, kuruluş ya da modern üniversitenin tarihsel backgroundu, arka planının 1088 Bologna Üniversitesi'ne dayandırıldığını biliyoruz literatürde. E, İtalya Bologna hmm. Üniversitesi. Fakat e, özellikle George McDissie'nin, ismini özellikle zikretmek istiyorum Hı. ve literatüre katkısını burada zikretmemiz icap ediyor. Ee, özellikle İslam dünyasında ortaya çıkan yüksek öğretim kurumlarının tarihi arka planını gerçekten dolu bir hem birikimle, hem müktesibatla, hem de iyi bir literatür taramasıyla ortaya koyduğunu söyleyebiliriz. The, rise of the colleges, değil Evet, the <laughs> ee, Öyle olduğu için o metin üzerinden ya da o metinler üzerinden, farklı okumalar üzerinden de baktığımız zaman aslında yüksek öğretim dediğimiz, yani yüksek düzeyde bilgi üretim, bilgi aktarımı, öğretimi, ne ifade eden... Üretimi disipli. de var tabii değil Üretimi mi? De, Üretimi. Evet. Hı -hı. Belki şey yapabiliriz ama e, şimdi bu açıdan baktığımız zaman daha öncesine de gittiğini yani Hı -hı. 11. yüzyılın sonu 1088 Bologna için söylediğimiz bir tarihlendirme daha öncesinde <laughs> 10. yüzyılın sonu ortaları gibi zamanlama açısından baktığımız zaman işte Eser Üniversitesi, Hı -hı. Fez ki işte Kayravan Üniversitesi gibi nizami medreseleri gibi medreselerin e, ki yüksek öğretim ve diğer öğretim bütünüyle e, ifade edecek olur isek medrese sadece yüksek düzeyde eğitim öğretim açısından değil, orta, e, lise her neyse bütün eğitim e, öğretim ortamını ifade ettiğini söyleyebiliriz. E, bu açıdan bakınca aslında tarih arka planının itibariyle modern üniversiteyi, 11. yüzyıl sonunda başlatmakla birlikte öncesinde bunun nüvelerini, öncesinde bunun kurumsal anlamda etkileşmeye de yol açar biçimde İslam dünyasında da olduğunu söyleyebiliriz. Hı hı. George Maktis'i özellikle bu noktada ifadelerinde malumunuz olduğu üzere Endülüs üzerinden ya da işte Kuzey Afrika üzerinden ciddi bir etkileşimin olduğunu yani Batı Avrupa'da ortaya çıkan üniversite daha sonrasında malumunuz olduğu üzere Paris ee, söz konusu. İngiltere'de malumuz olduğu üzere Oxford Aşırken, söz konusu, zaten. Cambridge evet. söz konusu. Ee, bunlara bir modellik bir, bir etkileşimin olduğunu ifade ediyor. Belki o dönemin koşullarına çok ciddi bir e, belki network ya da etkileşme noktasında e, onu, onun üzerine tartışma konusu yürütecek değiliz ama bir hareketli olduğunu görüyoruz. İslam dünyasında hakeza öyle. İşte e, Endülüs'ün Endülüs'ün içlerinden işte Kuzey Afrika'dan ee, işte Şam bölgesine ta işte Mavi Nehir bölgesine kadar varan bir ilmi hareketliğin, mobilizasyonun olduğunu görüyoruz. Batı Avrupa için de aynı şeyi işte Bolonya e, merkezli, işte Paris merkezli hareketliliğin olduğunu ifade edebiliriz. Bu birinci kuşak üniversiteler temelde karakteristik özellik itibariyle e, bir öğretim hı hı üç temel meslek üzerinden aslında. Birisi işte din adamlığı, ruhbanlık ya da işte din adamlığı üzerinden işte teoloji fakültelerinin merkezi olduğunu görüyoruz. onun dışında tıp eğitimi, ilmi tebabet açısından bir hem meslek öğretimi, mesleki geliştirme açısından bir ilk nüvesini görüyoruz. Daha sonra da hukuk ilmi açısından da bir yapılanmanın e, fakülte ya da işte bilim e, yani bir, bir bilimsel disiplin çerçevesinde bir yapılanmanın olduğunu ifade edebiliriz. Birinci kuşak, Birinci için. kuşak üniversite için bunu söyleyebiliriz. İkinci kuşak da hepimizin malum olduğu üzere 1810 tarihli Berlin Üniversitesi Humboldt'un dönemin ruhuna, felsefi ruhuna ya da işte kuramsal ruhuna uygun bir şekilde ortaya çıkan işte aydınlanmanın kantçi e, akıl fikrine dayalı ve e, bir tarafıyla e, özellikle Humboldt'un bu aydınlanma e, felsefecilerinin de katkısıyla bir anlamda kültürün de şeye dahil edildiği bir konsept çerçevesinde bir tarafta şey aydınlanmacı akıl, e, öbür tarafta kültürlenme yani bir kültürlenme ortamı vasatı olarak telakki edildiğini, anlaşıldığını ya da e, hem kuramsallaştırılıp hem de kurumsallaştırıldığını görüyoruz. Ee, bu modelle Humboldt modeli diyoruz. Bunun odağında diğerinde eğitim öğretim vardı ilkinde az önce hı hı. ifade etmiştim. Hı hı. İkincisinde Humboldt modelinde de daha çok araştırma merkezliliği, araştırma odaklı olduğunu görüyoruz. Yani e, az önce söylemiştiniz üretim demiştiniz. Hı hı. Tam da burada onu ifade ediyoruz. İkinci yani bilim Uşak, için bilim, hı hı. evet bilim için bilim. Hı hı deyim yerindeyse, ise daha önce işte ne bileyim kraliyet akademilerinin işte biraz işte şeyin uhdesinde olan o bilimsel araştırmalarında süreç içerisinde üniversite bünyesine bu Humboldt modelindeki üniversite bünyesine nakledildiğini ya da kendi o çatı içerisinde bir arada yer aldığını görüyoruz. Hem tabi bilimlerin hem beşeri bilimlerin ya da sosyal bilimlerin. Üçüncü kuşak bu ciddi bir etki yaratıyor. Amerika'dan işte ta Japonya'ya kadar işte hem Avrupa ölçeğinde hem de daha geniş bir Hinterland'da bu Humboldt modeli üniversite algısının karşılık, karşılık bulduğunu evet. ifade edebiliriz. Üçüncü kuşak açısından baktığımız zaman tabi inişler çıkışlar siyasi gelişmeler dünya siyaset tarihindeki bir takım gelişmeler savaşlar ikinci dünya savaşı özellikle bu noktada bir kırılma ya da beraberinde getiriyor daha kitleselleşme, daha yüksek öğretimin seçkinci bu Humboldt modelinde bir yansıması da karakteristik özelliği de daha elitist daha seçkinci bir eğitim öğretim e, çerçevesi evet. öngördüğünü evet. söyleyebiliriz daha kitle kitlesel kitleselleşen hatta bunu belki az sonra da değineceğiz yani işte üniversitenin şeyinin e, hedef kitlesinin genişlemesi e, bu noktada da daha piyasa odaklı piyasa merkezli işte arge merkezli, işte patentleri işte çıktıları daha somut bir şekilde piyasayla daha entegre olmuş bir üniversite modelinin ortaya çıktığını görüyoruz e, bu yeni üniversite modellemesinde tabi e, burada temel az önce girizgahta siz ifade etmiştiniz temel Üniversite dediğimiz zaman tartışma konuları açısından baktığımız zaman işte ön plana çıkan bir soyutlama yaparsak işte temel unsurlardan bir tanesi de akademik özgürlük meselesi, <laughs> özellik meselesi. Bu temel Bunları şeyler... Humboldt'tan alıntıladım bu arada yani girişte evet. yaptım. Evet. Bu açıdan bu son kuşak üniversiteler açısından baktığınız zaman işte bir takım tartışma noktaları. Az önce demiştiniz yani üniversite işte nedir, nasıl bir şeydir meselesi ya da tartışması, mahiyete dair tartışmaların aslında bu hat üzerinden gidilebileceği, tartışılabileceğini ifade edebiliriz. Daha fazla uzatmadan. Evet, ben Estağfurullah. Bilmiyorum. Piyasa odaklı dediniz. Bu önemli evet. benim için. Evet.